Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Dersizliğine hoş geldiniz. Ben Ahmet Hoca. Eğik atış hareketi, iki boyutlu hareketlere devam ediyoruz. Eğik atış hareketi. Burada hareketimizi bölecek olursak 1. Yatayda sabit hızlı hareket. 2. Düşeyde aşağıdan yukarıya doğru atış hareketi. Bizim burada ilk hızımıza F0 dersek bu ilk hızımızın iki bileşeni olacak. Birisi yataydaki V0 çarpı kosinüs alfa. Bir diğeri de düşeydeki V0 çarpı sinüs alfa. Aşağıdan yukarı atış hareketinde ilk hızını V0 çarpı sinüs alfa olarak alırsanız aşağıdan yukarı atış hareket formüllerini aynen yerleştirebilirsiniz. Ne demiştik aşağıdan yukarı atış hareketinde? H maksimum ilk atış hızının karesi bölü 2G demiştik. Burada aynısını kullanmışız. Uçuş süresi V0Y'nin ilk atış hızının bölü G demiştik. Bu çıkış ve iniş süresi demiştik. Bunların ikisinin toplamı da yani iki katı olmuş oluyor. Uçuş süresini verir demiştik. X yatayda alınan yol yatayda sabit hızlı hareket olacağına göre menzili yani yatal yolu V0 kosinüs alfa yani ilk hızı çarpı geçen süre olarak bulabiliriz. Maksimum yüksekliğe çıktığında yatay hız zaten hiç değişmeyecek. Yatay hızımız V0 kosinüs alfa düşene kadar tekrar hep aynı V0 kosinüs alfa olacak. Ancak burada düşey hızı maksimum yüksekliğe çıktığında hızı 0 olacak. H maksimumu bulmak için burada iki hareket yapabiliriz. 1. V0y'nin karesi yani V0 çarpı sinüs alfanın karesi bölü 2g. İkinci hareketimiz de şu olabilir. Bu cisim maksimum yükseklikten serbest düşme hareketi yani aşağıdan yukarı atış hareketi yapıldığı için yatay atış hareketi gibi düşünebilirsiniz. Bu yüksekliği 1 bölü 2 g t inişin karesi şeklinde de yapılabilir. Atış hareketimizde aynı hızda attığımız iki harekette eğer açılar birbirini 90'a tamamlıyorsa yani tümleyen açıysa birisi 30, birisi 60, birisi 20, birisi 70 gibi o zaman aynı noktaya düşerler. Maksimum menzili isteniyorsa da 45 derece açıyla atılması gerekir. Yatayla 37 derece açı yaparak atılıyorsa bakalım hemen. Bunun kosinüs bileşeni için 10 çarpı kosinüs 37 yatay hızımızı verecek. Kosinüs 37 0.8. Dolayısıyla 8 metre bölü saniye hızımız yatay hızımız var. Düşey hızımız için 10 çarpı sinüs 37. Sinüs 37'miz kaç? 0.6. Dolayısıyla 6 metre bölü saniye hızla da yukarı atılmış. 6 metre bölü saniye hızla atılırsa kaç saniyede çıkar? T çıkış V0Y bölü G'den 0.6 saniyede maksimum yüksekliğe çıkar. Havada kalma süresi T uçuş. Dolayısıyla bunun kadar çıkacak ve inecek 1.2 saniye eder. Menzilini bulursak X yatay hızımız çarpı geçen süre havada kalma süresi 1.2. Dolayısıyla buradan 9.6 metre yatay mesafe olur. Maksimum yüksekliği bulursak H maksimum eşittir 1 bölü 2 G T kareden bulabiliriz. Bu noktadan serbest düşme ya da H eşittir V0Y'nin karesi bölü 2G'den de yapılabilir.
Burada 1.2'nin yani 12 bölü 10'un karesi 12'nin karesi 144 bölü 20 edecek. O da 7.2 metre eder. Burada yatayda alınan yol ve düşeyde alınan yol bulunursa klasik bir soru bu. Bu soru tipinde basamak kaç basamak aşağı düşer? İşte kaç saniye sonra düşer? Üniversite imtihanında da bununla alakalı sorular geldi. 53 derecenin karşısında 4K, komşusu 3 katı ve hipotenüs 5K olur. 4K dediğimiz şey yerden yüksekliği. Yani düştüğü noktadan yüksekliği 4K. Nasıl bulunurdu? 1 bölü 2 G tek kareden bulunurdu. Yatayda alınan yol 3K. Yatay hızı çarpı B noktasına gelip kadar geçen süre yani t. Burada oranlanırsa buradan k'lar gider. G'yi 10 alacağız. Bu gider. 3 ile bu sadeleşti. Dolayısıyla t ile de t'nin bir tanesi gitti. T 8 saniye çıkar. Bize burada yatay menzili sorulduğu için x eşittir. Yatay hızımız çarpı geçen süre. Dolayısıyla 3 kere 8 24, 240 metre çıkar. Toplam açıları 90 derece olduğu için ilk hızları eşit ve tümler açılarla atılıyorsa x1 ve x2 menzilleri birbirine eşit olur. Dolayısıyla bu oranımız 1'e eşit olur. Hareketin grafikleri diyoruz. Burada hareketimizde yer çekim ivmesi zaten hep aynı. Yataydaki alınan yol sabit hızda hareket olduğu için, yatayda bir kuvvet olmadığı için sabit hızda hareket grafiği. Eğer bunun yataydaki konum zaman grafiğinde çizecek olursak xt diyeyim. Ne olacak? Sabit bir şekilde hızı olduğu için altındaki alan da sabit bir şekilde olacak ve konumu sabit artan bir grafik olacak. Düşey hızı ilk aşağıdan yukarı atıldığı için yavaşlayacak, yavaşlayacak, duracak ve sonra tekrar aşağıya doğru hızlanacak. T uçuş 2T çıkış süresine eşitti. Aşağıdan yukarı konum zaman grafiği görüldüğü gibi eğimi bize hızı verir. Dolayısıyla hızın azaldığını görüyorsunuz. Tam tepe noktasında hızı sıfır oluyor ve yön değiştirerek eksi yönde hızlanmaya başlıyor. Eğimlerine bakarsak da hızlandığını göreceğiz. 50 hızla atıldığında bunun yatay hızını bulmak için 50 çarpı kosinüs 53. Kosinüs 53 değeri 0,6 olduğu için yatay hızı 30 metre bölü saniye. Düşey hızı da 50 çarpı sinüs 53. Bu da 0,8 olduğu için düşey hızı 40 metre bölü saniye oluyor. Bu cisim 30 ile atıldığı için çıkış süresi V0y bölü g'den çıkış süresini bulursak çıkarken yukarı doğru 40 ile atıldığı için çıkış süresi 4 saniye. Dolayısıyla uçuş süresi, çıkış süresi ve iniş süreleri toplamı dolayısıyla uçuş süresi 8 saniye eder. H1 maksimum yüksekliğini bulmak için V0y'nin karesi bölü 2g'den yapılabilir. Dolayısıyla buradan 80 metre olarak buluruz. Eğer bu adam aşağıdan yukarı atıldığında yer çekiminin olmadığı bir yer olsaydı 40 hızla bu kadar sürede 8 saniyede
H1 artı H2 mesafesini alacaktı. 40 çarpı 8. H1 mesafesi 80 metre olduğuna göre H2 mesafesini buradan çekersek 240 metre eder. Bize H1 bölü H2 sorulduğu için 80 bölü 240'tan 1 bölü 3 olarak buluruz. K noktasından teta açısıyla L noktası hedeflenerek bir cisim atıldığı anda L noktasından başka bir cisim serbest bırakılırsa aynı anda M noktasına düşer. Burada her iki cisim de aynı şekilde yer çekim ivmesi etkileyeceğinden dolayı aynı düşey noktada karşılaşırlar. L noktasından değil de örneğin burada bu noktadan eğer serbest bırakılırsa atıldığı anda o zaman havada bu düşeyde karşılaşırlar. Bu noktadan serbest bırakılırsa bu noktada karşılaşırlar. Bu noktada serbest bırakılırsa bu noktada karşılaşırlar. Yani biz burada K noktasından attığımız an L noktasından yani bu doğrultu üzerindeki bir herhangi bir noktadan bırakıldığı cisimle havada karşılaşma gerçekleşir. 45 derecelik açı atılırsa maksimum menzile ulaşılır. Burada B cismi serbest bırakılıp A cisminin atılan cismin havada çarpışması için yörüngesi üzerinde bir noktada çarpışması için B cisminin ve sıfırın doğrultusunda bir noktadan serbest bırakılması gerekir. Burada B cismi 40 metre yükseklikten serbest bırakıldığı için H eşittir 1 bölü 2 GT kare formülünden sadeleştirme yaparsak T kare eşittir 8, T eşittir 2 kök 2 saniye çıkar. Yatayda alınan yol eğik atış hareketinde x eşittir yatay hızım ve 0x diyelim çarpı geçen süre. Burada V0'ın kosinüs bileşeni için 20 çarpı kosinüs 37. Kosinüs 37 değeri de 0,8 olduğu için yatay hızımız 16. Geçen süre de 2 kök 2 kadarmış. Dolayısıyla 32 kök 2 metre yatayda yol almış. Eğik atılan cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre H maksimum kaç metredir? Cisim eğik atış hareketi yapıyor. Eğik atış hareketinin iki hareket türü vardı. Birisi yataydaki hareket, birisi de düşeydeki hareket. Burada düşey hızınkini verdiğine göre 50 metre bölü saniye. Düşey hızımız 50 olduğuna göre kaç saniyede bu maksimum yüksekliğe çıkacak? Zaten grafikte göstermiş. 5 saniyede maksimum yüksekliğe çıkacak. Tekrar aynı seviyeye inmesi 5 saniye daha geçer. Toplam havada kalma süresi 10 saniye olmuş olur. İniş süresi kaç saniyedir dediği için B şıkkı 5 saniye. İniş süresi, havada kalma süresi 10 saniye. H maksimum ne kadardır? H maksimum için isterseniz V0 Y'nin karesi bölü 2G'den yani 50'nin karesi bölü 20'den yapabiliriz. İsterseniz de bu noktadan itibaren serbest düşme gibi düşüneceğimize göre yatay atış hareketi serbest düşme gibi göreceğimizden dolayı düşey hareketini 1 bölü 2 g t kare buradan da bulunabilir. Yani toplam 125 metre yüksekliğimiz varmış. H maksimum 125 metre. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.